illerden birine gideceğiz. Başta da söylediğim gibi adresimiz Mersin. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk efendim. Son derece önemli aslında. Adım adım ilerlediğimizde bir proje, bir su gelişi bile nasıl farklı bir turizm kazancı olarak karşımıza evet. çıkabiliyor değil mi? Kent ve yaşam dediğimizde, Mersin dediğimizde pek çok başlığımız var. Hazır turizmden yol almışken bununla da devam edebiliriz aslında. Çünkü siz ayağınızın tozuyla Malezya'dan geldiniz. Evet, Malezya'da efendim. Önemli bir adres. Neden? Çünkü sizin kurucu başkan olduğunuz bir kardeş şehirler birliği var. Dünya evet. Kardeş Şehirler Birliği. Evet. İlki Mersin'de olmuştu ve siz 400 belediye başkanı ağırlamıştınız. Şimdi Malezya'da gerçekleşti ve bir turizm hareketi aslında bu. Uluslararası ilişkiler dediğimizde ya da turizm dediğimizde önemli bir hareketin başlangıcıydı. Evet. Nereden nereye gelindi? Evet, biz 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir farkındalık yaratalım istedik. Ve Dünya Belediyeler Birliği adı altında bir birlik oluşturma gayretlerimiz oldu. Daha evvel UCLG MEVA bu konuda bazı çalışmalar yapmıştı. Ama biz bunu turizm ağırlıklı olarak değerlendirelim, ticarete yönlendirelim düşüncesiyle. Mersin'e dünyanın değişik bölgelerinden birbiriyle kardeş olan 400 civarında belediyeyi davet etmiştik. Mersin'de yapılan toplantıda bu birliğin önerisini ben sunmuştum. Bu birlikle insanlar birbirine yakınlaşsın, turizme bir hareketlilik getirsin, insanlar bölgeleri tanımış olsunlar ve belediyeler de özellikle dünyanın bir savaş alanına döndüğü bir dönemde bir sorumluluk üstlensin. Tepede çatışmalar olabilir ama biz tabanda hiç olmazsa bu barışı sağlayalım diye bir öneri sunmuştum ben. Ve orada bu birliğin kurucu başkanı olarak ben seçilmiştim. Malezya'da da yine bir fuar vardı. Bu fuar vesilesiyle Asya Pasifik bölgesiyle alakalı bir turizm fuarı. Orada bizi ağırladılar. Sempozyumlar yapıldı. Biz orada fikirlerimizi ortaya koyduk. Ve orada şöyle bir karar verildi. Birliğin 18 Ocak 2019'da yönetimi Zürih Belediye Başkanı'na geçiyor. O Zürih Belediye Başkanı da şu anda İsviçre Belediyeler Birliği Başkanı. Ben de daimi onursal başkan olarak orada görev yapacağım ama özellikle turizmle ilgilenen iş adamları bu konudan çok heyecanlandılar. Bu işin turizme çok büyük hareket sağlayacağını, karşılıklı olarak insanların kendi bölgelerini ziyaretleri esnasında da hem yakından tanıma hem de kültürleri karşılıklı olarak değerlendirme, kültür alışverişi şeklinde değerlendirileceğini ifade ettiler. İnşallah bu birlik belki bir hayaldi, bizim yıllardır düşündüğümüz bir hayaldi ama inşallah hayata geçiyor. Bundan sonra turizmde hem Mersin'imiz açısından hem ülkemiz açısından, kardeş şehirler açısından böyle bir hareketlenmeyi ileride görmüş olacağız. Evet, Mersin coğrafya açısından da önemi büyük. Bu da önemli. Mersin'de başladı ve tüm dünyada bir turizm ve uluslararası bir boyuta geldi kardeşlik adına evet. turizm adımıyla. Şimdi aslında Mersin'de turizmle ilerleyecek olursak hani deniz, kum, güneşten farklı olduğunu bizzat ben çocukken de cennet cehenneme gitmiştik. Sonrasında evet. tekrar bir ziyaret etme fırsatı da buldum. Hem tarih vardır. Evet. Hem tarihi kazılar dediğimizde, arkeolojik kazılar dediğimizde bizzat belediye olarak sizin de bir evet. desteğiniz var. Hatta tamam. burada bir meblağ da var. 630 bin liralık bir destek. O sadece bir yıllık. Sadece bir yıllık. Bir yıllık. Nasıl bir hani evet. inanç turizmi, antik kentler, Mersin'de hak edilen o turizm değeri nasıl verilir? Şimdi şöyle Mersin'e baktığımız zaman tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok inanca ev sahipliği yapmış. Tabii sıcak iklim kuşağında olması, adeta taşı ekseniz bitmesi, insanların karnını doyuracak bir bölge olması nedeniyle. Yaş meyve sebze fiyatları açısından da Mersin önemlidir değil mi? Evet, enflasyon açısından. Her konuda tabii Mersin'de turizm menüsünün tamamı var. Olmayan hiçbir dalı yok turizmin. Dolayısıyla
bu bölgenin iyi değerlendirilmesi lazım. Belki bugüne kadar geçmişten gelen yanlış politikalar nedeniyle, ki biliyorsunuz 80'li yıllarda turizmde pilot bölge Antalya seçildi. Mersin'e de siz serbest bölgeyle idare edin dendi. Tabii bu dönemde maalesef Mersin sahilleri, özellikle de biliyorsunuz köyler, muhtarlıklar belde belediyeleri haline dönüştürülmüştü. Ki o belde belediyelerinin yetkisi, şu anda ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım, bende yoktu. O dönemlerde de maalesef bizim sahiller mahvedildi, elden çıktı. Elde kalanları korumak derdindeyiz. Onları en azından koruyarak turizmi açmak derdindeyiz. Şu anda 8 tane ilan edilmiş turizm bölgemiz var Mersin'de. Bunların bir an evvel yatırımlarının hayata geçirilmesi için uğraşıyoruz. Nasıl tabii, bir yatırımcıya çağrınız var mı o anlamda? Tabii bu bölgelerde şu anda turizm bölgelerinin planları bakanlıkta. Bakanlığın onayından sonra yatırımcıların bir an evvel gelip buralarda yatırıma başlaması gerekiyor. Tarsus bölgesindeki ilan edilen turizm bölgesindeki yatırımlar aslında 2004 yılında başlayacaktı. 14 yıllık bir kaybımız var. 2007 yılında o tesislere turist alımı başlayacak dendi ama şu anda daha tesislerin kazması vurulmuş değil. Tabii bunun yanında çeşitli eleştiriler geliyor. Çukurova bölgesel ve uluslararası havaalanı bir an evvel yapılmalı deniyor. Çünkü o zaman uluslararası havaalanında direkt Mersin'e, Adana'ya, Çukurova'ya uçuşlar gerçekleşecek. Tabii bunlar belki inkıtaya uğradı. Birkaç defa ihale edildi. Şanssızlıklar yaşadık ama ben öyle inanıyorum. Bu söylediğimiz konum hayata geçirildiğinde bölge gerçekten turizm konusunda da diğer konularda olduğu gibi başat bir hale gelecek ve o bölge gerçekten ikinci bir Marmara'ya dönüşecek. Hem sanayi açısından, hem turizm açısından, hem de diğer yatırımlar açısından insanların ilgi duyduğu, ilgi çeken bir bölge haline gelecek. Evet, limanlar son derece önemli. Tabii. Şimdi özür dilerim, geldiğimizde aslında denizden faydalanma dediğimizde halk plajları mavi bayrağa kavuşuyor. Bir evet. Bu var. Güneşten faydalanma dediğimizde de güneşten enerji elde ediliyor. Evet. Doğrudan şehrin ekonomisine destek oluyor. Hem deniz hem güneş. Nasıl bir ilerleme var? Şimdi tabii bu çok önemli. Bizim bölgemiz yıl 365 gün güneş alan bir bölge. Bizim bölgemizde aslında rüzgar ve güneş enerjisi olarak alternatif enerjileri çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Ben 2014 yılında Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldim. O günden bu yana 50'ye yakın tesise izin verdik. Şu anda Mersin'in birçok bölgesinde güneş enerjileriyle güneşten enerji elde etme konusunda yatırımlar yapıldı. Bunun yanında rüzgar enerjisiyle ilgili çok büyük yatırımlar var. Tabii bizim açımızdan belki biraz sıkıntılı görülüyor ama işte bir nükleer santralle ilgili bir yatırım konusu var. Bunların tamamı Mersin'i bir enerji bölgesi haline de getirmiş oluyor. Tabii bizim sahillerimiz gerçekten bakir sahiller, özellikle plajlar. Bu plajların Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisini istedik. Tabii çok büyük mücadeleler de verdik. Oradan biz bir kazanç elde etme derdinde değiliz. Sadece orada insanlarımız rahat, temiz ortamda denize girebilsinler düşüncesiyle. Ve artık Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen plajlar mavi bayraklarla ödüllendiriliyor. Şu anda iki tane mavi bayraklı plajımız var. Ama gönlümüzden geçen bölgeyi tamamen mavi bayraklı hale getirmek. Çünkü biz bütün ilçelerimizde, özellikle sahil bölgelerinde altyapıya yönelik kanalizasyon şebekelerinin tamamlanması ve arıtma tesisleriyle denizin tamamen
her noktada girilebilir hale gelmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Son derece önemli. Şimdi aslında yerel belediyecilik anlayışı, yeni belediyecilik anlayışı dediğimizde farklılıklar var. Şöyle ki eskiden işte biz yol, su, çöp derken şimdi engelli vatandaşlarımızın doğrudan yaşamın içerisinde her şey haliyle yer almasından, işte güneş enerjisine yatırıma kadar pek çok şeyi bekler hale geldik belediyelerden. Şimdi dünyada bir ilk engelsiz sanat festivali diyoruz. Siz bunun duyurusunu yapıp geldiniz. Evet. Aslında bir başka ayağınızın tozuyla dediğimizde. Evet. Nereden doğdu böyle bir fikir ve nasıl yeşerdi? Yani engelsiz sanat festivali dediğimizde müzik olsun ya da görsel sanatlar olsun nasıl bir yaşamın içine alacak tüm engel evet. vatandaşlarımız? Tabii Türkiye'de belediyecilik özellikle 1800'lü yıllarda başlamış ama en son yasası 1930'lu yıllarda 1580 sayılı bir yasayla belediyecilik yasası ortaya konmuş. Bu yasanın dışında da daha sonraki yıllarda bazı ilave işte bu büyük şehirler, bütün şehirler vesilesiyle ilave yasalar çıkarılmış. Orada yasada belediyeciliği şöyle tarif ediyor. Mahallin müşterek ihtiyaçlarını gidermek için kurulan kurumlar. Ama artık 2000'li yıllara gelmişiz. Dünya baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Dolayısıyla bu tanım yeniden ele alınması lazım. Bu tanım sadece mahalli müşterek ihtiyaçlar diyerek kentin fiziki ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Halkın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar. Oysa globalleşen bir dünyada özellikle çok yoğun göçlerin alındığı bir dönemde kent yöneticilerinin mutlaka o kentte barış, huzur ve kardeşliği tesis edebilmek için, yaşatabilmek için bazı tedbirler alması gerekiyor. Toplumun hiçbir kesimini dışlamadan toplumun tamamına eşit hizmet götürmesi gerekiyor. Toplumumuzun %12,5'u yani 8'de biri engelli durumda. Bu insanları da dışlayamayız. Bu insanları da toplumun bir parçası haline mutlaka getirmemiz gerekiyor. Tabii biz bu gayretleri gösterirken bir taraftan engelliler Türkiye'de ilk engelliler daire başkanlığını kuran Büyükşehir Belediyesi'yiz. Bu dairemiz marifetiyle de engellilerimize her türlü desteği veriyoruz. Gerek maddi gerek manevi tekerlekli sandalyeden tutun, akülü araçlardan tutun. Onların toplumun bir parçası olabilmesi için, toplumun içerisinde saygın bir yer alabilmesi için onlara her türlü kursları veriyoruz. Meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük engelliler meslek edindirme merkezini kurduk. Bir fabrika gibi orası çalışıyor inşallah. Ve orada engellilerimiz belli meslek sahibi olarak kendi ayakları üzerinde durmaları için belli meslek sahibi olabiliyorlar. Mutlu toplumlar adına son derece önemli. Tabii bunun yanında biz bu yaptığımız çalışmaları ki biz bir iddiayla yola çıkmıştık. Engelsiz Mersin oluşturacağız demiştik. Bu çerçeve içerisinde de yine Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu ve dünyada ilk olan engelsiz kültür ve sanat festivalini gerçekleştirelim dedik. İlkini geçen yıl gerçekleştirdik. Gerçekten dünyanın değişik kıtalarından, değişik bölgelerinden ünlü sanatçılar Mersin'e geldiler. Ben onların o performanslarını gördükten sonra kendi kendime acaba bunlar mı engelli, biz mi engelliyiz? Mi? Çünkü düşüncelerdeki onlar, engeli kaldırmak tabii, lazım. Tabii önemli olan beyinde ve kalplerdeki engelleri kaldırıp bu insanlara sahip çıkmak, toplumun bir değeri olarak onlara yer vermek ve bunları da üretime katkı sağlayacak hale getirmek düşüncesiyle böyle bir çalışmayı yaptık. Bu yılda inşallah ikincisini gerçekleştiriyoruz. 11-15 Ekim tarihleri arasında. Son derece önemli. Yine dünyanın değişik bölgelerinden sanatçılar gelecek. Ben bu vesileyle herkesi bu festivalde bizimle birlikte olmaya Mersin'e davet ediyorum. Gerçekten o festivale katıldıkları takdirde insana nasıl bir değer verilmesi gerektiğini görecekler. Çünkü bizim Fatih Atamız insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. Şeyh Edebali onun hocası ona bu tür öğütler vermiş ve Osmanlı
insana değer verdiği dönemlerde yücelmiş, yükselmiş, dünyada çok büyük bir itibar kazanmış. Ama daha sonra insana verilen de değerler azaldıkça da maalesef Türkiye gibi Anadolu topraklarına sıkışıp kalmışız. Peki. Çok konu vardı. Zamanımızın sonuna geldik. Bir de spor diyecektim ama siz Engelsiz Sanat Festivali'ne çok önem veriyorsunuz. Bir başka başlıkta da Mersin Spor Kenti olma yolunda nasıl ilerliyor, buna bakarız. Futbolda belki tatsızlıklar yaşadı Mersin. Evet, maalesef, maalesef. Diğer branşlarda neler yapılıyor, bir başka program onun da İnşallah. Konuşuruz umarım. Mersin aslında Akdeniz oyunları yapılmıştı. Tabii. 2013'te. O vesileyle çok büyük tesislere kavuştu. Biz o tesislerin dolu dolu kullanılmasını arzu ediyoruz. Dünyaya açmayı düşünüyoruz spor konusunda ve sporun dışında insanları bir araya getiren, barış, huzur ve kardeşliğe hizmet eden bir başka etkinlik olduğunu da ben şahsen düşünmüyorum. Çok teşekkürler Burhan Ettin Kocabaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı değerli konuğumuzu Finans Kafede teşekkürler diyorum. Ben size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Finans Kafede'ye umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.